Gaziantep'te sıfır atığa dikkati çekmek için atıkları mozaik sanatıyla buluşturan öğrenciler yaptıkları eserlerin satışından elde edilecek gelirle tekerlekli sandalye alarak engellilere destek olacak. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri adı altında bir projeye katıldım. Bu projede coğrafyamızın önemli sanatı, mozaik sanatını kullandık. Hayatımızda işlevini yitirmiş materyalleri tekrar hayata döndürdük. Biliyorsunuz çağın en önemli olaylarından bir tanesi sıfır atık. Yani sürdürülebilir yaşam, kaliteli sürdürülebilir yaşam için sürdürülebilir sanat yoluyla insanları bu alana teşvik etmek, kullanılmayan materyallerin tekrar kullanılabilir hale gelmesini sağlamak, fazla yanlış üretimin önüne geçmek, bu anlamda gençleri bilinçlendirmek aslında amaç. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, yani şehir, şehircilik ve bölgenin coğrafyanın bu anlamdaki önemli bir özelliği var. Biliyorsunuz sanayi kenti burası. Bizim için daha önemli, küçük yaştan başlayarak gençlerin bu alanı önemsemesi ve doğaya katkı sağlaması aslında genel olarak hedefimiz. Bunu da mozaik sanatı yoluyla yapıyoruz. Sürdürülebilir yaşam için, sürdürülebilir kaliteli yaşam için sürdürülebilir sanat, mozaik sanatı. Çocukların, gençlerin birlikte yaptığı bu eserde birçok materyal kullanıldı. Bu materyaller onların küçük yaşlarda kullandıkları oyuncakları, annelerinin, babalarının kullandıkları materyaller, hayatlarında işlevini yitirmiş materyaller burada bir tablonun üzerinde bir resim oluşturdu. Bu resim bir kız çocuğu, kız çocuğunun etrafında doğa, hayvanlar, birçok figür var aslında. Buradaki amaç dediğim gibi doğaya katkı sağlamak. Bu şekilde doğanın güzelliklerinden daha iyi faydalanmayı sağlamak. Esas güzellik aslında burada bu projeyle birçok ihtiyaç sahibi tekerlekli sandalyeye kavuştu. Yapılan çalışmalar satıldı ve satıldıktan sonra alınan işte meftayla buradaki ihtiyaç sahibi birçok insan tekerlekli sandalyeye kavuştu. Yani bir sosyal sorumluluk projesine de aynı zamanda küçük elleriyle, büyük yürekleriyle katkı sağladılar. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında geri dönüşüm üzerine çalışmalar yaptık. Buradaki asıl amacımız sıfır atığa ulaşmaktı. Ancak çıkan bazı atıklar oldu. Biz de bunları nasıl kullanabiliriz diye düşündük ve atıklardan mozaik sanat eserleri yapmaya karar verdik. Evde de aslında dikkat ediyordum. Olabildiğince atık çıkarmamaya, ancak bu projede yer aldıktan sonra atıkları daha çok nasıl değerlendirebileceğim hakkında daha çok fikir aklıma gelmeye başladı. Onlar da yapışkanlara atık biliyorlar.